Efendimiz soruyor, ya Cebrail kardeşim, nur gökten yere giderdi. Bu yerden göğe doğru yükselen nurun hikmeti nedir diyor. Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki, ya Resulallah, senin ümmetinden öyle bir neferler çıkacak ki, günün birinde bu bir İslam olmayan bir beldeyi İslam beldesi haline getirecek. Bu öyle bir şehir ki, işte orada meydana gelen manevi ortam, manevi hava, dini İslam'ı dine sahip çıkma, İslam ilimlerinin tahsisi, Kur'an-ı Kerim'in hakimin anlaşılıp, tahkik edilip yaşanması ve yeryüzüne İslamiyet yaymak üzere öyle bir nurlu bir mekan, öyle mübarek bir şehir meydana gelecek ki, bu o zaman orada meydana gelecek olan şehrin manevi havasını duyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha İstanbul tip müjdesi o zaman veriliyor. Rumlara göre Konstantinopolis, Arabi tabirle Konstantiniyye. Ama İslam'ın bol olduğu bir şehir. İslam bolun müjdesi daha Mirat'ta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a veriliyor. İşte o meşhur hepimizin bildiği Etüfkahaller Konstantiniyye'ti. فَلَنِيَعْمَ الْاَم۪يرِ اَم۪يرُهَا وَلَنِيَعْمَ الْجَيْفِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ hadis-i şerifini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cezrail Aleyhisselam'ın bu müddesinden sonra Miraç'tan sonra dayandırıyormuş. İstanbul yani Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden ordu ne güzel ordu. Onu fetheden emir, komutan ne güzel komutandır. İşte Efendimiz'in bu müddesinden sonra tam 23 kez başkanlarına kadar İslam orduları tarafından ne güzel ordu ve ne güzel komutan sıfatına sahip olmak, yeryüzünden göğün yükseldiği bu beldeye hakim olmak ve bunu İslam beldesi kılmak, İslam'ın bol olduğu bir belde kılmak uğruna, hatta mihmandar Rasul, İstanbul'umuzun manevi mührü olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 6 ay ev sahibi yapmış olan Hazreti Halid Eba Eyyub el Ensari Eyüp Sultan Hazretleri dahi 83 yaşında, 80 yaşının üzerinde olduğunu biliyoruz. Çoğunun 83 yaşında olduğuna dair daha Medine'den kalkıp bizzat İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Halbuki Kur'an-ı Kerim o sahabe-i kiram efendilerimizi zaten ölmüştü. Onlara Ensar diye ölmüştü. Allah da Resulüne yardım edenler diye ölmüştü. Nice nice övgülere nasar olmalarına rağmen İlahi Kerimetullah uğruna Konstantiniyye'yi İstanbul'u fethetmek uğruna 83 yaşında ada dahi kendi başına bilemezken sırf Allah-u Teala'nın rızası için ve bu cihad için İstanbul yollarına düşmüştür. Belki de bu Allah-u Teala'nın bize bir lütfudur. Bir peygamber kokusu üzerine sinmiş bir sahabe-i kiram efendimizi İstanbul surlarının önüne kadar getiriyor. Muaviye döneminde, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın döneminde bir İstanbul kuşatması yapıldığında Hazreti Ebrahim ve Resulü Hazretleri doğrunun içerisindeydi. Yaşlanmış ve hastaydı. Hastalığından dolayı artık vefat edeceği anlaşılınca kendisine ordu müfreze komutanı soruyor. Ey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ev arkadaşı, yol arkadaşı, sahabe-i kiramın büyüğü, efendim ne emredersiniz? Ne arzu edersiniz, bir vasiyetiniz var, sizi Medine'ye mi götürelim, neyi arzu ederseniz onu yapalım. Hayır diyor. Cevabı güzeldir. İlahi Kerimetullah'ı güzel anlatır. Beni diyor şu şehir var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği şehir. Bu şehrin surlarına en yakın olan yere gömün. Eğer imkanınız varsa surları da delip içine gömün. Zira ileride burası öyle bir İslam beldesi olacak ki, Allah-u Teala yolunda mücadele eden mücahitlerin, o kahraman askerlerin atlarının şakırtıları, kılıç ve kalkanların şakırtıları bana huzur ve mutluluk verecektir diyor. Amaç ilahi kelimetullah'tır. Allah yolunda mücadele etmektir. Beni diyor surların en üç noktalarına kadar götürün. Hakikaten öyle yapıyorlar. Eyüp Sultan Hazretlerini surlara yaklaşabildikleri en yakın yere kadar geliyorlar, dert ediyorlar. Bizanslı komutan diyor ki, siz diyor ne biçim insansınız, sizi hiç akıl yok mu? Geliyor kalemin burnunun dibine peygamberimizin arkadaşını, yoldaşını defnediyorsunuz. Siz diyor buradan çekileceksiniz ve biz onu oradan çıkartıp ona hakaret edeceğiz. İşte Abdullah Hazretleri ki o sıradaki ordu komutanı cevabı müthiştir. Eğer diyor siz Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesindeki bir ota, kabri üzerindeki bir ota dahi bulaşacak olursanız, Şam'da, Basra'da,
Hicaz'da, Mısır'da, Mezopotamya'da, kısaca Anadolu'da bir tane Hristiyan mezarı bırakmayı istiyor. Hepsini yerle bir edelim. Halbuki böyle yapacağından değil. Tehdit edecek ki ulaşılmasın. Tabii aklı çalışıyor. Ha, diyor, eğer biz buna ilişirsek bunlar hakikaten bunu yapar. Ve elhamdülillah hiç kimse bulaşamıyor. Nitekim Hazreti Fatih'in İstanbul'un fethine kadar Akşemseddin Hazretleri Yüce Mevlamız'ın malumuyla işte orada kabir kazılıyor, manevi şerefe kabir bulunuyor. Hâzâ kabrûn fî beyânil ebâ eyyûbel ensâri ismindeki taş bulunduğu zaman Hazreti Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabir şekilde bulunuyor. Şunun için anlatıyorum. İşte İstanbul'un kıymeti, İstanbul'un ehemmiyeti tarih boyunca 23 kez kuşatılmıştı. Hep sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ne güzel ordu, o ne güzel komutan sıfatına, örgüsüne, mesiyetine mazhar ve nail olmaktır. Elhamdülillah Yüce Mevlamız bunu bu millete ve kahraman ecdadımıza ihsan eyledi. Aziz müminler, tarihimize baktığımız zaman hep kahraman ecdadımız Allah-u Teala'nın selamına ve Kur'an-ı Kerim'e sarılarak din-i İslam-ı dini her daim mahfuz ve muhafaza etmiştir, müdafaa etmiştir. Örneğin o dönemlerdeki 13 haçlı seferinin 12'sini de kahraman evladımız durdurmuştu. Bir tanesini de Selahaddin Eyyubi Hazretleri durdurmuştu. 13 seferin İslamiyet'in kökünü kazımak amacıyla, İslam'a zarar vermek ve din-i İslam'ı dini tahrip etmek amacıyla yapılan bütün seferler hep cihada çıkıyor. Allah yolunda mücadeleye çıkıyor. Bütün evladımız bunların ne ün kazanmak, ne şöhret, ne nam, ne dünya malı. Her birini Allah-u Teala'nın rızasına ulaşabilmek için yapmışlardır. O ayet-i kerimede okuduğumuz kutlu alışverişi yapabilmek içindir. Allah-u Teala'nın yolunda malıyla, canıyla, bütün fedakarlığıyla, benliğiyle, her şeyiyle mücadele edebilme uğruna yapılmıştır bu. Nitekiminde Kur'an-ı Kerim'de Molla Gürani Hazretleri bu ilk defa olmuştur. Yine Elmalı Hamdiyazır Hazretleri de beyan ediyor. Sebe Suresi'nin 15. ayetinde Beldetun tayyibetun tabiri vardır. Ebced hesabıyla da Beldetun tayyibetun yani güzel belde, hoş belde, nimetli belde manasındadır. 857 yılına işaret eder. Bu da hicri olarak İstanbul'umuzun fethedildiği tarihtir. Fatih Sultan Mehmet birçoğumuzun aklının havalarda olduğu bir dönemde Yüce Mevlamız ona büyük bir imparatorluğun başına geçme nimetini verdi. Ama o heva ve heveslerini bir tarafa bırakarak peygamber müjdesine nail olabilmek, din-i İslam'ı dine hakim olabilmek ve İslam mülkünün ortasında bir çıban gibi duran Konstantiniyye'yi İslam'ın bol olduğu bir belde haline getirebilmek için büyük mücadeleler yaptı. Ama bunların en temelinde, en başında Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e sarılmak ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak geçer. İslam adaleti geçer. Yüce Dinimiz İslam'ın hoşgörüsü geçer. Şöyle kısaca bir iki örnek verecek olursak, Osmanlı'nın Fatih'in esnafında malumunuzdur bir çoğuna. Bir gün Fatih Sultan Mehmet seferden önce tepkili kıyafet, gizlidir kıyafetleri altın arasına karıştı. Bir sabah bir dükkana gidiyor. İşte birkaç bir şey istiyor. Zeytin, peynir vesaire. Dükkan sahibi esnafımız ona bir tane tüm veriyor. Diyor ki, ey efendi gidin öbürünü de yan komşuları alın. Zira ben kıstahımı yaptım. O daha henüz yapmadı. Yan komşuya geçiyor. Ondan da bir tanesini alıyor. İkincisi yan komşusuna geçiyor. Şu örnek güzeldir. Adalet ve Müslümanların bencil olmaması. Yani kendilerini, Müslüman kardeşlerini birbirlerine tercih edebilmeli. Güzel adalet. Yine bir adaletin örnek. Bursa'da yaşanan bir hadise. Bir Müslüman, diğer bir Müslümana tarla satıyor. Ve tarlayı satın alan kişi, tarlasını sürerken bir gün tarladan bir altın küpü hazine çıkıyor. Ve daha sonra gidiyor tarlayı satın aldığı kişi diyor ki, ben senden tarlayı aldım ama altını almadım. Bunun içerisinden bir altın çıktı, bu senindir. Hayır diyor tarla sahibi. Ben tarlayı sattım, altı da üstü de senindir. Bu altın benim değil. Şimdi şöyle fiyat yapalım. Bugün olsa acaba ne olur? Geri gider mi? Gider elhamdülillah. İslam'a, Kur'an'a, sevgili peygamber, evet arada çatlak kumutalar çıkabilir. Ama Müslümanlar hala Kur'an'a sahiptir. Elhamdülillah bu vakada insanlarımız var. Kıyamete kadar olmaya devam edecek. Neticede ikisi mahkemeye düşüyor. Düşünün altın küpü çıkmış, o diyor senin, o diyor senin. Kadına yapıyor.